Kahramanmaraş mutfağından cırdın viş, 2 parça kalçalı but, 4 parça kemikli et, 5 baş sarımsak, et suyu ve tavuk suyu, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet soğan, 2 çay kaşığı pul biber, 2 çay kaşığı tuz. Hamur için 5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve su. Hem kırmızı etle göstereceksin. Hem tavukla. Hem tavukla göstereceğiz. Ya daha doğrusu sunumda iki ayrı şekilde sunacağız. Evet. İkisini de görseli çok güzel. Vazgeçemedik böyle onu mu yapsak, bunu mu yapsak. O zaman hem kırmızı etini veriyorum. Evet. Hem de tavuğunu veriyorum. Şurada kemikli kuzu etin. Aa çok güzelmiş. Güzel. Evet güzelmiş. Neresini tercih edelim? İstersen onu da bir söyle. Boyun. Bir de şöyle tavuk but. Evet tavuk but, kalçalı but. Kalçalı but. Böyle... Kalabalık misafir için yani kalabalıksa tüm tavuk da yapabiliriz. Aynen öyle o da bütün de evet, yakışır. Evet biz şimdi iki şekilde yapacağımız için iki but ay, yeterli. Çok güzel olur değil mi? Cırdın gişin et böyle ortasına bütün tavuğu koysan o da çok yakışır. Evet. Sıcak su koyuyorum. Tuzunu atalım. 4 parça kemikli kuzu etine ihtiyacınız var. Suyunu kullanacak mısın? Kullanacağım. Bol su koyalım. Yeterli. Şöyle üstüne çıkacak kadar. Tuzunu atıyorum. Aynı şekilde tavuğa da katıyorum. Tavuğa bir tane de soğan koyacağız Nursel'cim. Ha, ona koymuyorsun. Hayır, ete koymuyoruz. Niye onu? Ete de koyuyorlar. Yok, ete koymuyoruz ama tavuğun kokusunu böyle alıyor. Hafif iki parça yapıp atabiliriz. Şöyle de lezzet versin. Buna da tuz attın. İkisine aslında de... ben ona çok az da bir pul biber atıyorum. Atalım. Renk verir değil mi? Evet. Çok güzel içine geçecektir. Güzel mantıklı bir taktik bence. Biraz daha bence. Su alalım ona. Koyarım ben. Tamam. Koyarım sonra. Şunu da kapatırım. Aa, bu biraz evet böyle zor. Mumbarımızı kapatıyoruz kapatalım. Artık. Kapatalım. Yani zaten hani nasıl anlaşılır demeyeceğim. Çok belli oldu. Şişti, büyüdü. Göster, süper olur göstersen. Elin şu yanmaz şekilde. Mı? Şu şekilde. Kopuyor. Aa ne güzel pıt diye koptu. Çok rahat kopuyor. Bunu cam tepsiye alalım. Tamam. Fırınlayacağımız için pişmesi yeterli. Cama mı alalım daha büyük bir şey mi alalım? Cama sığar mı? Sığar. Sığar. Peki. Gel şu tarafta yapalım. Mesela Maraş'ta böyle suyuyla mı gider? Hayır. Suyuyla yenmez. Susuz. Suyu dökülür. Ha. Gerçekten güzel gözüküyor. Kuzu olduğu için de herhalde böyle kibar kibar güzel güzel oldu. Evet, ince olması önemli zaten. Şöyle elle bile ben, devam evet, edebiliriz. Ben evet devamını yani. Elle alabilirim. İyi, gayet güzel pişmiş. Şimdi kurabiyen oldu. Ben onu çıkarayım, arkadan da mumbarı atalım. Evet. Hamur yoğuracağız. Ben ununu koymaya başlayayım. Başla canım. Un, su, tuz. Evet. Şöyle. 4 bardak un alalım. Aslında normalde göz kararı. Aynen. Ben izleyiciden çok yorum alıyorum. Yapacağım. Eda. Çünkü hani hiç bilmeyenler var evet. Ya. O yüzden bu yapacağımız kişi sayısına göre artırıp azaltabiliriz. Aynen öyle. Tuzu da kendi elimizde fazla az olması. Biz mesela bugün hem tavuklu hem kırmızı etli sunacağımız için 4 bardaktan yapıyoruz. Siz sadece bir tanesini yapacaksanız 2 bardaktan da yapabilirsiniz. Aslında değil bir mi? Bardak daha katalım, 5 olsun. Evet. 1 tatlı kaşığı tuz koyduk. Şimdi aldığı kadar aynen suyla olsun. Bunu yoğuracağız. Az un alabilir miyim? Tabii ki. Kıvamı için. Tamam Nursel'cim, hamur beş hazır. 5 bardak un aldığı kadar su diyeceğim. Mantıdan daha yumuşak yaptım. Evet, az önce mantı dedim ama mantıdan daha yumuşak. Klasik kulak memesi kıvamı.
Nursel, kesme tahtasını alalım. Artık hamurlarımızı şekillendirelim. Tamam. Unu alabilir miyim? Unu kaldırmayalım. Hmm. Kızların nasıl mutfakta? Meraklılar mı? Küçük kızım daha meraklı. Büyük kızıma da ben zorla yaptırıyorum. Sevmiyor. Pek sevmiyor. Nursel'cim, ben sana bir iş vereceğim. Bunu büyüteceksin. Biz bunu böyle çektirerek... O yapacağız. Hı. Onu da yapacağız. Facebook, Twitter, Instagram adreslerimizden bugün beğendiniz mi, beğenmediniz mi yorum istiyorum. Ama asla kötü yorum kabul etmediğim günlerdenim. Eda'cığımı çok seviyorum. Şimdi az önce sorduğun haline yaklaştık. Küçük küçük keseceksin. Evet. Hı? Hiç dinlendirmedin. Yok, dinlenmesine gerek yok çünkü maya yok. Küçük küçük keseceğiz. Tahtada yapabilirsin. Ben bunların hepsini unlayacağım sana. Yani o hareketi yaptığınız her an şöyle bir unlayacağım. Şurasının inceltmeniz çok önemli bakın. Üç parmağını kullanırsan daha rahat olur. Dört hatta benim. Evet. Ne kadar ince olursa içi o kadar güzel pişiyor. Yani şöyle evet. İçi boş olacak. Boş olacak. Yapışmasın diye de diziyoruz. Aynen. El değmeden de suya atacağız. Mumbarı galiba artık çıkarmamız evet, gerekiyor. Evet, artık çıkaralım. 5 dakika demiştik. Artık sana yardım değildi. Edeyim mi? Çıkarır mısın Nursel? Bırakamıyorum. Evet, olay budur. Bak, öyle güzel koktu ki. Tadına bakayım ya. Bak. Vallahi senin gibisini bulamam bir daha. Yiyeceğim vallahi, canım çekti. Bayılacağız. Hiç kötü kokmuyor. Süper. Hakikaten süper. Bak bana bunu hiçbir kuvvet yediremez, sevmezsem. Ben yedireceğim dedim ama. Bayıldım. Afiyet ay ama olsun. Acısı, tuzu, tadı o kadar güzel ki. Afiyet olsun. Bol sebzeli. Harika olmuş. Eline sağlık. İlk defa yiyorum. Evet. Ve kaçıncı yudumumu atıyorum yani. Afiyet olsun. Bravo. Nursel'cim sen şerit yap istersen. Eda. Evet, bence de. Bunun bir ismi daha var. Ne? Yani bunun benim bildiğim ismi zırt. Zırt. Evet. Ne yaptın? Bugün ne yaptın? Diyecek beyiniz mesela. Bugün ne pişirdin hanım? Zırt. Evet. Güzel, espriliymiş. Neden evet. Acaba zırt? Bilmiyorum neden zırt ama zırt. Ben çocukluğumdan beri öğrendiğim ismi zırt. Nursel'cim buraları toparlayalım mı? Şimdi ben senin düdüklünü soğutuyorum. Tamam. Bir onu açalım bakalım ne durumda, merak ettim. Bunları didikleyecek misin? Evet, dideceğiz. Onu da şöyle bir açayım. Kontrol edelim. Evet, çok güzel pişmiş. Güzel. Harika. Birini şunu alalım. Tavuk da pişmiş. Şimdi bunların suyuna da cırdıngişlerimizi pişireceğiz. Eti de alalım canım. Et gerçekten harika pişmiş. Bakar mısın? Aynen, kasabımda güzel bir et vermiş bana. Evet, lokum gibi. Aynen. Güzel, kemiğinden ayrılmış vallahi. Evet. Cırdıngiş son yemeğimiz. Eğer kaçırdığınız şeyler olursa ve tekrardan izlemek isterseniz Show TV ana sayfasından programlar bölümü, oradan da
Nursel'in mutfağından tekrardan videoları izleyebilirsiniz. Aklınızda olsun. Var mı içinde başka Yok, et? Yok, kalmadı. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Süzeceğiz mi? Şimdi iki tane kase alacağız Nursel'cim. Evet. Bunların yüzünün yağını, etin ve tavuğun yağını alacağız. Etin ve tavuğun yağını evet, mı? Evet, ben şimdi Şunu sana göstereceğim. Yani yüzünün mı? Yağını kaseye alacağız. İki ha. ayrı kaseye. Sos yapımında şey. Kullanacağız. Ha, anladım. Ben şunu aktaracağım. Eğer iznin olursa. Tamam, çok daha güzel olur. Aynen, yeri genişler. Evet. Tamam, yani. Yeterli. Yeterli. Onu da buraya alalım Nursel'cim. Arttırayım suyunu da. Çok az arttır. Lezzeti kaçmasın. Altını da yaktım. Tamam. Şimdi hemen haşlayacağız zaten. Tavukluyu İki tane... da bununla pişireceksin. Tamam. İçindeki tamam. soğanını falan alacağım. Alacağım. Bunun tamam. da altını Onun yapayım. Da altını açalım. Sarımsağımızı şimdi güzelce ezeceğiz. Ben sana ezecek hemen buluyorum. Tamam. Şimdi ikisine sos yapacağız. Evet, ayrı ayrı Bunlar sos hazırlayacağız. Ne istersin? Tereyağı istersin. Tereyağını ben alırım. Sen sarımsakları ez istersen Nursel'cim. Olur. Döveyim mi havanda? Evet. Çok mu lazım? Çok lazım. Mesela? Burada. Hepsini mi? Evet. Ben o zaman dibeğimi alırım. Şaka gibi ama hepsi. Ben dibeğimi alırım burada. 5 baş dedi Büşra, ayıklamış evet. canım. Şöyle, ay bir tanesi kaçtı. Bu dibeğimi de iyi ki almışım, çok seviyorum bunu kullanmayı. Ben bunlara yağ bırakıyorum Nursel'cim. Birer kaşık yağ, birer yemek kaşığı. Altını açalım. Sen şu an şeyi hazırlıyorsun. Hamuru çıkardıktan sonra üzerine gezdireceğimiz sosu evet. hazırlıyorum. Bunu ne yapacağım şimdi? Onu şimdi yağlarımız eridikten sonra ikisine paylaştıracağız. Tamam. Nursel'cim bu arada yağlarımız erirken yaptığımız hamurları suya atalım, haşlansın. Hemen sana getireyim ben onları. Hem tavuklu hem kırmızı etli. Sunumunu göstereceğiz size. O yüzden evet. böyle çok yaptık. Biri tavuk suyu, biri et suyu. Nursel'cim bunları karıştırdım. Aa, yağlar. Yağlar. Önemli değil, sarımsağını alalım. Tam güzel oldular. Tamam, yeterli. Altını kapadım. Hayır, kapatmıyoruz. Ona da bırakalım. 5 baş sarımsak var. Yani eğer sadece tavuklusunu ya da sadece kırmızı etlisini yapmak isterseniz 2-3 baş sarımsak kullanın. Hiç çekinmeyin. Bu onun en önemli sosu. Kokuyu duyuyor musun? Bütün aileyi yedirin. Sonra hepiniz öpüşün böyle. yanaktan öpüşün. Çocuklarınızı öpün. Buna ben biraz pul biber ekliyorum. Normalde atamayabilirsin ama ben tavukluya çok yakıştırıyorum. Ben de yakıştırıyorum. Evet. Etliye atmayalım. Ve ama tavukluya pul biber. Harika çok güzel oldu. Oluyor. Sadece tavukluya pul biber koyduk. Suyuna da pişerken koymuştuk hatırlarsanız. Evet. Bu birkaç dakika kaynayacak. Bir dakika yeterli. Kapatacağız. Sen bunu üstüne mi dökeceksin, kaseye mi hazırladın? Tavuklunun üzerine dökeceğim. Diğerini kaseye. Yanına koyacaksın. Hı hı. Etlinin de sarımsağı hazır bu arada. Dök. Bu arada sarımsaklı sosumuz hazır. Bunu kapatıyorum. Bu da hazır. O da bir taşım kaynasın. Servislerimizi alalım. Şöyle iki tane güzel bakır kabımız var. Birini ona, birini onu alalım. Etler o kadar güzel pişti ki. Ben de tavuğunu dedim mi? Tamam.
Tamam, artık servise hazırlayabiliriz. Ben şu kemikleri şöyle atayım. Sosumuzu önce etliyi mi hazırlayalım mesela? Böyle kemikli etleri ayıkladığınızda bir parça görmezden gelin. Üstündeki etleri bırakın. Sokak hayvanları için çok güzel olur. Tencereyi yanımıza alalım. Önce bir saniye şöyle bir yapmamız gerekiyor. Tadına mı bakacağız? İşimi yapmam gerekiyor. Ama öyle tadını almazsın. Almayacağım, her şeyinden koyacağım. Bu neydi? Tavuklu olan. Bu etli olan. Etli mi? Evet. Muhteşem. Harika gerçekten. Tam böyle antibiyotik deposu. Sarımsak afiyet o kadar olsun. Güzel ki. Ben sana bakır şey vereyim mi? Çok şunu. İyi olur. Şöyle. Buna boşaltabiliriz. Oh bak daha güzel durdu. Evet. Şimdi de etleri. Şimdi etlerini.